güzel. Ha, izleler mi şimdi? Evet. Ha, uğrasınlar bana. O zaman hayırlı olsun bir şey. Onlara kariyer yaptıralım inşallah. İyi mi? Çok selam. Şahsinler ya. Evet. Bir dakika. Türker mi? Evet. Öyle mi? Ya. Zeliha'da geldi. Ya hele diyorum bunlardan bir şey almış hocam. Şimdi hep böyle aşırı ya o şeyler falan. Hocam ama o kadar. Geçiyor. Ne başlasın?
Takılmış pençe mevte, günde bin kervan gider. Dünyadan ebedi aleme, ukba hayatına her gün nice insanlar merhaba diyorlar. Bugün de Ali ağabey Allah'ın huzuruna ilk durak olan kabir alemine bizlerin arasından uğurlanıyor. Bu ayrılığın tecelli etmesiyle birlikte hepimiz bir kez daha imanımıza sarılıyor, Rabbimize yöneliyor ve beraberce diyoruz ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Onun mülkünde onun kullarıyız ve biz yine ona döndürüleceğiz. Bu dönüş vesilesiyle bir kez daha ölümü hatırlamış olduk. Hayatın gelip geçici olduğunu, baki bir hayata mutlaka uğurlanacağımızın mesajını bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Son olarak istenilen bir hüsnü şehadettir, bir helalleşmedir. Ama bizim inancımızda, inandığımız ahiret yurdu, öldükten sonra dirilmek, ölümün yok oluş olmadığını, baki bir hayata geçiş olduğunu, yeni bir hayata merhaba demek olduğunu, bir hicret olduğunu idrak ettirir. Allah hepimize bu düşünceyle hareket ederek hicret edeceğimiz güne hazırlık yapmayı da nasip eylesin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurduğu üzere bir gece vakti Cebrail aleyhisselam bana geldi ve şöyle rida etti: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eşma şirke fe inneke meyyitün. Yaşa, sen de dilediğin gibi yaşa. Allah'ın Resulüsün, rahmeten lil aleminsin, ama şunu unutma: fe inneke meyyitün. Bir gün sen de vefat edeceksin. Ve ahbib men ahbebte fe inneke mufarikuhu. Sev, kimi seversen sev, dilediğin gibi sev, ama unutma, sevdiklerinden firak edeceksin. Bugün Ali ağabey ailesi, yakınları, dostları, sevenleri sevdiği dünya hayatından firak ederek Allah'ın huzuruna gidiyor. وَعْمَلْ مَا شِكْتَ فَاِنَّكَ مَزِّيُّ بِي. Dilediğin gibi davra, istediğin gibi hareket et. Şunu da unutma, öyle bir gün gelecek, insanoğlu yaptıklarından sorgulanacak, hesaba çekilecek. Böyle bir güne ağabeyimizi uğurlarken hepimizin önüne geldi. Şimdi namazını kılacağız. Şehadet ister, helalleşmek ister. Zor bir yolculuktur musalladan ötesi. Tek olarak başlayacak bir kabir hayatı. Ameller yol arkadaşıdır. Hesaplar tecelli eder. Mükellekir melekleri suallerle başlar işe. Ötesi mahşerdir, mahkeme-i kübradır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda hesap verme, hesaplaşma günüdür. O günden evvel bugün helalleşme yerindeyiz. Ali ağabeyi tanıyanlar, bilenler, Allah'a, Resulullah'a iman etmiş, iyi bir kul, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? O büyük günde o da biz de Allah'ın huzurunda mahcup olmayalım diye haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Allah şehadetinizi kabul eylesin. Helalleşmemizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimize arınarak, tertemiz olarak huzur-u ilahiyede Rabbimizin huzurunda tertemiz buluşmayı Cenab-ı Hak Seyyid Nizam Hazretleri hatırına hepimize nasip eylesin. Cenaze namazı kıyam ve dört tekbir ile eda ettiğimiz bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve Celletena ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye ait cenaze duasını, bilmeyenlerimiz Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra beraberce inşallah selam vereceğiz. Hep beraberce niyet edelim. Buyurun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namazım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için ve ruhları için El Fatiha. Sayın vekilimiz kısa bir teşekkür konuşması ifade edecekler. Ayrılmayalım inşallah. Buyurun. Efendim Allah razı olsun. Uzaktan yakından cenazemize teşrif ettiniz. Hem kendi adıma hem ailem adına hepinizden Allah razı olsun diyorum. Şeref verdiniz, zahmet ettiniz. Allah hepinizin geçmişlerine rahmet etsin diyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Taziye için de burada Irmak Gardı'nın altında definden sonra kabul edeceğiz. Akşam itibariyle de evimizde devam edeceğiz. Tekrar Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah rahmet eylesin. Beraberce alalım. Buyurun bismillah.